Merhaba arkadaşlar. Yüz yüze eğitimde 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime dahil oldu ve 12 Ekim Pazartesi günü bu öğrenciler okula başlayacak. Ancak cumartesi günleri okul olacak mı? Ve okula gitmek zorunlu mu? Aynı şekilde bilim kurulunun önerisi biliyorsunuz 6, 7, 8 ve diğer sınıflar yüz yüze eğitime daha başlamadı. Bunlar açılma ihtimali var mı? Bu videoda onları göreceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayınız. Hadi şimdi videomuza geçelim. 12 Ekim itibariyle 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıfların öğrencilerin 2 gün yüz yüze, 3 günde uzaktan eğitim alacağı açıklandı. Yani öğrenciler 2 gün okulda yüz yüze eğitim görecek, 3 günde evde uzaktan eğitim görecek. Yani 2 artı 5 sistem dediğimiz olay bu. Aynı şekilde bu kapsamda öğrencilerin gerektirdiği takdirde cumartesi de okullara gidecek. Öğrenciler ister EBA'da görsün isterse yüz yüze olsun tüm müfredattan sorumlu olacak. Yüz yüze eğitimde velilerin izni alınacak. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda sınıf mevcutları ve çocukların okulda kalış süreleri azalacak. Bu kapsamda yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte planlanması yapılacak. Yani çocuklar okuldan daha erken çıkacak. Haftanın iki gününde okulda olacaklar. Sınıf mevcutları, gruplar ayrılarak azaltılacak. Okulda bulunmaları eskiye göre çok aza inmiş olacak. Yani dediğimiz gibi 30 kişilik bir sınıf 15-15 yarıya bölünecek. Bir grup pazartesi, salı, bir grup da perşembe, cuma okula iki gün gitmiş olacak arkadaşlar. Ve okula gitmek için velilerden izin alınması gerekiyor. Öğrencilerin okula gönderilmesinde veli rızası uygulaması devam edecek. Yani öğrenciyi göndermek istemeyen veliye esneklik sağlanacak. Diğer yandan ise öğrenciyi okula göndermeyen velinin uzaktan eğitime devam etmesi gerekecek. Öğrenci devamsız sayılmayacak arkadaşlar. 3 hafta sonunda diğer sınıfların yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği hakkında tekrar oturulup konuşulacak. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için süreç diğer haftalarda netlik kazanacak. Ancak geçen bir açıklama yapılmıştı. 9, 10, 11. sınıfların şu anda yüz yüze eğitimi açılması konuşulmuyordu. Köy okulları ve özel gereksinimli öğrencilerin de yüz yüze eğitimleri başlıyor. Öğrencilerin velisinin rızasıyla okula gidilecek. Okula gelmeyen de müfredattan sorumlu olacak. Okullar gerekirse cumartesi günleri de ders koyabilecek. Yani okullar isterse cumartesi günleri de ders olabilecek arkadaşlar. Uzaktan eğitim yine yüz yüze eğitimle birlikte devam edecek. Yani tüm kademelerde tüm yayınlar günde 3 kez tekrar edilecek. Öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacak. Okula gitseniz de gitmeseniz de sınavlarda tüm müfredattan sorumlusunuz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, video like atmayı ve yoruma merak ettiğiniz soruları yazmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.